ülkelere olan riskleri bir kademe daha artırdı. Burada bu arada da şey, Arjantin konusunda Arjantin güzel söylüyor ama miktara baktığımda, yani Arjantin gibi bir ülkenin 1,5 milyar dolarla iflas etmesi akıllar azam. Böyle bir şey olamaz yani. Ya o tam olarak yansıtıldığını düşünmüyorum. Yani sonuçta 1.3 milyar dolar bir rakamdan bahsediliyor. Kreditörlerin işte bunun maliyeti yapılandırmamasına yönelik de. Arjantinli orta büyüklükteki bir zengin bile bu parayı ödeyebilir yani. Ödeyebilir ama özellikle son 10 yılda Arjantin ekonomisinde ciddi sıkıntıların yaşandığını biliyoruz. Orası doğa, orası doğa. Yani özelleştirmeler, işte belir ithalata, ithalata yönelik kısıtlamalar. Ama Arjantin'in verilerinde de bazı problemlerin yaşadığı ifade ediyor. Mesela IMF'nin hani her ülke için yazdığı raporlar vardır. Uluslararası Para Fonu'nun. Mesela o raporların işte dipnotlarında Arjantin için şu ifadelerin yazıldığı hep söyleniyor. Nedir o? Bu bize gönderilen veriler Arjantin hükümetinin verileridir. Ama uluslararası geçerli olan resmi veriler değildir şeklinde. Arjantin ekonomisindeki hani verilere ilişkin ciddi sıkıntıların olduğu ifade ediliyor. Bir de son 15 yılda yani bu gelen bir sıkıntı var. Bu görülüyordu Arjantin'de ama buna yönelik herhangi bir yapısal reforma gidilmiyor. Bundan sonrası için de bu dili bir ödeseydiniz de, sadece 1.3 milyar dolar değil. Bunu ödeseydiniz de birkaç ay sonrasında da benzer sorunlar yaşanabilecekti ve Arjantin hükümetinde de herhangi bir şekilde bu sorunun çözümüne yönelik yapısal reformlar yapılmıyor. Özellikle yabancı sermayeli şirketlere yönelik bazı kısıtlamaların olduğunu biliyoruz. Yani nedir o? Belli ne kadar miktarda ithalat yapacaksınız, işte o kadar miktarda ihracatınızın da olması zorunda. Şartı var, evet. Artı işte özellikle bazı firmaları işte o bölgelerden uzaklaştırıldı. İşte özellikle uluslararası arenada büyük ölçekli iş yapan giyim